Cemaate dönük paralel benzetmesini ilk defa kullandığı ortaya çıkan terör örgütü lideri Öcalan, devletten paralel devleti bitirmelerini istemiş. Bu iddia Avrupa'da basılan İmralı Notları adlı kitapta yer aldı. O kitaba göre Öcalan bunun karşılığında PKK'lıları bitirmeyi vaat ediyor. En ufak kanun dışı hiçbir işim yok. Hayati Bey, Erdem Bey. Paralel devleti bitirin, biz de gerillayı bitirelim. Bu sözler terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'a ait. Bütün bu demokratik hamle ve dönüşümleştirmeyi HDP'nin İmralı heyetiyle Öcalan arasında geçtiği iddia edilen diyaloglar Avrupa'da kitaplaştırılmıştı. O kitaba göre Öcalan, görüşmeleri tutanak altına alan iki devlet görevlisinden sözde paralel devleti bitirmelerini istiyor. Beyler yürümeyin. Öcalan'ın cemaat için paralel haftasını Erdoğan ve AK Parti'den önce kullandığı ortaya çıkmıştı. Sürecin önemli bir aşamasına geldik. Sözde paralel devleti bitirmelerini isteyen Öcalan, yoksa biz ne yapabiliriz ki diyor ve bunun karşılığında dağdaki ve şehirdeki gerilmeyi bitirme vaadinde bulunuyor. Polis çocukları yetim kalmasın diye yıllarca çalıştım, kendi çocuklarımı ihmal ettim. İşte bu, işte bu. Türk milletinin şehidine kelle diyenlerin Allah belasını versin. O görüşmelerden sonra paralel devlet adıyla özellikle emniyette binlerce polis tasfiye edildi. Terör örgütü PKK ise il ve ilçe merkezlerine yüzlerce ton bomba ve mühimmat girdi. Ardından da şehir savaşını başlattı.